İyi günler sevgili seyirciler, Sanat Yaşam İnsan programımıza hoş geldiniz. Bugün e, Uğur Mumcu'yu anarak e, başlamak istiyorum. Uğur Mumcu'nun katledilişinin 28. yılı bugün. E, hala failleri ortaya çıkmadı, bulunamadı. E, kendisini e, özlem ve saygıyla e, buradan anmak istiyorum. Bugün e, kızı Özge e, Mumcu Aybars... Cumhuriyet'te çok güzel bir yazı aldı kaleme babasıyla olan anılarını yazdı çok güzel tatlı anılar ve bugün maalesef korona dolayısıyla da böyle kapsamlı bir anma yapılamayacağını hatırlattı ve saat akşam saat 8'de mum yakacaklarını bizim de dileyenlerin e, mum yakmasını e, istedi yazısında. E, ben de e, aynen e, Özge'nin söylediği gibi Uğur Mumcu anısına e, bir mum yakacağım e, bu akşam. Evet e, sevgili seyirciler programımıza e, yine e, babalar ve çocuklar e, konulu, temalı aslında devam ediyoruz. E, bugün konuğum Mehmet Turgut e, fotoğrafçı ...sunucu, yönetmen... <laughs> ...Mehmet Turgut, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Mehmet Turgut'la çok uzun zamandan... beri evet. çalışıyoruz, birlikte çalıştık. Evet. Tanışıyoruz, birlikte de çalıştık. Birlikte çalışmıyor, sen benim patronluğumu yaptın. <laughs> Biraz, programlar evet, programlar evet. müdürüm. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> evet, patronluk demeyelim de... ...işte yol arkadaşlığı <laughs> evet, evet. diyelim. Hiçbir zaman dönem. patron gibi hissettirmedin zaten. Evet, çok teşekkürler. Ee, hoş geldin. Şimdi e, Mehmet Turgut'u tanımayanlara... ...belki buradan bir kısa hatırlatma yapmak lazım. Lazım. Mehmet Turgut bir fotoğrafçı dediğim gibi ama sadece babadan değil dededen fotoğrafçı kendisi, evet. dedesi, babaannesi hatta hatta, hatta babaannesi, babaanne. amcası, amcalar. yani evet. amcalar. Yani bu fotoğraf dünyasının içine düşmüş. Onun fotoğrafçılık hikayesini konuşacağız tabii ama asıl Mehmet Turgut. Mesleğini, fotoğrafçılık mesleğini öğrendiği babasını bir yıl önce kaybetti Evet. Evet. Ve sözü sana bırakmak istiyorum tamam. Baban için çok anlamlı bir şey yapıyorsun Bugün onun için bireye geldik evet. aslında e, Geçen sene 21 Ocak tarihinde babamı uğurladık e, Ve zaten onun akabinde de yine fotoğrafçı olan onun büyüğü amcamı da bir ay sonra arkasından uğurladık yani onlar böyle sanki anlaşmış gibi arka arkaya gittiler. Ee, yani biz de dedik ki yani bir sene geçti. Bir sene sonunda ya ben zaten kendimi tutamıyorum. Böyle. Her yerde işte babamın fotoğraflarını beraber yaptığımız röportajları falan sosyal medyada da paylaşıyorum yani. Ee, ve çünkü çok bunlar değerli paylaşımlar, değerli anlar beraber yaşadığımız. Ve onun fotoğrafını yaptığı çok değerli şeyler var, hamleler var Türkiye'de. Ee, o yüzden dedik ki yani bunu fotoğrafa bağlayalım ve bu gelenekselleşsin. Hani ben bile bir gün bu dünyadan göçersem devam edebilecek bir şey ne yaparım diye düşündüm. E bunun en doğru şekli de bir fotoğraf yarışmasıydı. Tam o dönemde de sevgili Banu Zeytinoğlu biliyorsun benim evet, manevi ortada, annemdir. Arkadaşım. Onlar da tam bunları konuşurken o da ondan sonra dedi Şimdi ki... Şimdi bir fotoğraf yarışması düzenliyorsun. Ha, evet tam oraya geldim evet. işte. Yani evet. O dedi ki bir platformumuz var da yapıyor. O da benim çok sevdiğim bir abimdir. Ondan sonra derken... E, bu platform neydi platformumuz adı? Fotokap.com diye bir inanılmaz şeffaf, demokratik bir fotoğraf yarışma sitesi yapmışlar. E, o zaman bunun üzerine burada birleşelim de bir Ahmet Turgun Fotoğraf Kupası yapalım. E, konuyu da ilk şey olacağı için, ilk yarışma olacağı, ilk senesi olduğu için de babalar ve çocukları yapalım dedim. Öyle fotoğraflar gelsin. Öyle bir yola çıktık bakalım. Çok güzel. Şimdi... E bu yarışmanın detaylarına girelim. Katılmak isteyenlere de duyuru Tabii. olacak. Evet. Ne zamana kadar şimdi ee, bu yarışma ve nasıl? Yani babalar ve çocuklar. Temamız bu. Tema bu. Temamız bu. Ba yani babalar ve oğullar demedi ki evet. hanımefendileri şey yap bırakmamak için bu işin dışında bir sürü çok iyi kadın fotoğrafçımız da var. Ee, onlarla beraber dedim ilerleme. Peki ilerideyse. bu profesyonelleri mi açık? Hayır. Bir şey? Değil. Herkes açık. Fotoğraf yarışmaları zaten hiçbir zaman sadece profesyoneller açık değildir. Ee, ama hep iyi fotoğraflar genelde kazanır. Ama bu yarışma mesela herkes açık. Bu, bu yarışmada bence özellikle o baba ve çocuk duygusunu en iyi veren e, fotoğraf seçilecek. Yani bu bir, duygu birinci şey olacak. Öncelik ikinci öncelik fotoğrafik ögeler olacak. Peki. E Şimdi bu ıı, yarışmaya katılanlar ıı, amatör de olabiliyor, tabii, tabii. profesyonel telefonla de nasıl telefonla, bile, telefonla yani. da olabilir. Çek, Her türlü çekebiliyor. Böyle şartları falan çok. ağır değil. Yani Katılması, katılması şimdi insan... inanılmaz ha. kolay. Hı -hı. Benim işte Mehmet Turgut Instagram sayfamda da linkleri var. Oradan Fotokap'a ulaşabilirler. Direkt Fotokap'a da girebilirler. Fotokap.com'a. Ee, İngilizce yazıyor bu arada. Hı -hı. Ee, o çok basit, çok kullanışlı bir şey yapmışlar. Yani Direkt fotoğrafınızı yükleyebiliyorsunuz. İşte adını söylediğiniz gibi çok basit birkaç bilgiyle fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Artı bir de şeyleri var. Ee, siz oradaki herhangi bir yarışmaya girip oylayabiliyorsunuz da. Ha, o, o da, da çok, çok keyifli. Güzel. Çok evet. demokratik. Yani, evet, çok yani Bir güzel. de böyle genel bir şey alıyorlar evet. çünkü değerlendirme için. İnsanların da Hı -hı. fotoğraf severlerinin de girip puan, ne puan verdiğine bakıyorlar sonra değerlendirme Hı -hı. yapıyorlar. Çok güzel. Çok keyifli. Peki şimdi bu baba-oğul ilişkisi mesleği babadan öğrenmek Evet. meselesini buradan biraz konuşalım. Ee, Ankara'da değil mi sizin evet. E, başlangıcınız? Ankara. Evet. Ee, benim Ankara aslında ama onların tabi çok eski. Yani bu dedemin sürekli tayini çıkıyor. Dedem çünkü PTT'de bir memur. Çünkü onu memur atamışlar zorla. Üç dil biliyormuş. Tam hüviyetlerin değiştiği dönem dilekçelerin yazılacağı şeyde Latin alfabesi bilen adam yok. Çok az dedem de onlardan bir tanesi. Hem yani Fransızca O bir, da Mehmet Turgut. O da Mehmet Turgut evet. evet. O yüzden sürekli tayini çıkıyor. Tayini çıktığı yerlerde de fotoğrafçılık yapmaya devam ediyor. O yüzden de farklı farklı Türkiye'nin farklı Ne ortaya... çekiyor? E stüdyo fotoğrafçısı. Ha, stüdyo. Ha benim gibi. Hı hı. İnsanların ihtiyacı olan fotoğrafları, hatıra fotoğrafları, hı hı. kimlik fotoğrafları. E, bunları çekiyor. E, sonra çok yıllar sonra bu savaş döneminde dedemi alıyorlar tekrar askere mecburen E babaannem de altı yıldır kalıyor. Birinci Dünya Savaşı bu. Yok değil. Bu, bu, bu e, bir dakika. Birinci Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı zamanında bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşı tabii, tabii, tabii. peki. Tabii. O dönemde bir alıyorlar ve şey e, de, babaannem mecburen foto aile diye bir fotoğrafçısı kurup fotoğrafçılık yapmaya devam ediyor. Yani bütün çocuklarına fotoğrafçılık yaparak bakıyor. Böyle bir acayip hmm. bir durum var. Demek ki iyi gözlemlemiş öğrenmiş orada peki, da. Sen tanıdın mı? Ben babaannemi dedi. tanıdım. Ha öyle mi? Dedem ben iki yaşındayken vefat etmiş. Peki babaannen e yani hala fotoğraf çekiyor muydu? Çekmiyordu, Biraz ilgileniyor muydu Ama mesela arada böyle ailede herkes fotoğrafçı olduğu için o konu oraya geliyordu ve mesela bildiğin babaanne yani anladın mı? Cumaları elin öp yemek yemektin. Ba tontoş babaanne yani. gidiyorsunuz gidiyorsun ve babaanne babam fotoğraf konuşuyorlar. O zaman mesela bu bunlar çok normal geliyordu. Ama şu an mesela çok garip geliyor bana. Ben de fotoğrafçı olduğum için. Evet. Yani Peki sen babanın yanında yetiştin anladığım kadarıyla. Tabii babamın yanında yetiştim. Yani bu ilgin var mıydı da yoksa birazcık zorlama mı vardı? Hani olur ya benim mesleğimi yani yapacak her falan küçük öyle bir çocuk şeydi. gibi ben de babamın yanında çalışmak istemiyordum tabii. Haytalık yapmak istiyordum. Hı. Yani zorla beni kulağımdan tutup o zaman bizim zamanımızda atölye salonları vardı. Onlar Amerika'da arcade derler ya onlara. Orada böyle ateri peşinde koşardık ya da top peşinde koşardık. Hep kulağımızdan yakalayıp bizi tekrar stüdyoya götürürdü. Ama yani o zamanlar tabii hep enerji çok fazla. Şimdi çok az ya. Yani, <laughs> ondan sonra ondan sonra şu anda tabii çok olağanüstü bir durum <laughs> evet. var da evet. Enerji çok fazla atılmak istiyor şey yapma ama baba hep stüdyoya doğru. Sonra asker askerlik dönemi. Askerde de fotoğrafçı yaptılar. Ondan sonra askerden geldim. Mecburen tabii ki yapabileceğim başka hiçbir iş yok yani. Bir tek fotoğrafçılık biliyorum. Fotoğrafçılık yapmaya başladım. Babam yanında... E, şansım var fotoğraf dijital döneme geçiş oldu. Ha. Peki ba baban e, beğeniyor muydu seni yaptığı yoksa, yoksa yetersiz mi buluyordu? Canlar çok komikler. Onlar amcamın ikisi çok enteresan karakterlerdi. Yani düşünsene sene yani hayatının 60 yılını ya sadece para kazanmak olarak söylüyorum. 60 yıldır mesle 60 yıldır meslekten para kazanmış. 60 yıl yani. Ve onlara mesela bir fotoğraf götürdüğünüz gösterdiğiniz zaman mutlaka seninle bir dalga geçiyorlardı. Ben bir yıllar önce Amerika fotoğrafı… Şimdi sen ama tabii normal onların bildiği yani onlar daha stüdyo fotoğrafçısı işte e, kimlik fotoğrafı işte vesikalık… E, ama onlar çok hakim. çok hakim. düğün Çok hakim, çok yani. hakim. Yani ama daha yani tabii. sınırlı bir çerçevede… Sınırlı bir ama aşırı hakimler. Hı. Yani bu iş yani insan bir kere insan yüzü bir kere onlar negatif rötuştan geliyorlar. Anatomi biliyorlar. Ondan sonra ışığı hepimizden çok daha iyi biliyorlar. 60 yıl bu ışık yapmış adam. Düşünsene i̇şte değişik değişik ışıklar. Yani o yüzden de çok hakimler yani. Ben şeyi diyor, anlatıyorum çok komik ama. Amerika'da Amerika Fotoğraf Federasyonu onur ödülü diye bir ödül var. Bu bayağı büyük bir ödül yani. Onu vermişler bana. Gittim ödülümü aldım geldim. İkisi işte ellerini öptüm oturuyorlar. Onların bir yakın gözlükleri vardı. Onları böyle taktılar. Bu fotoğraflar dedim ödül de bu. Böyle baktılar baktılar. Yürü gidiyoruz dediler bana. Nereye gidiyoruz dedim. Stüdyoya iniyoruz. Seni dediler ışıkta eksiklerin var. Sana ışık göstereyim. Gerçekten. Sonra bana ışık göstermeyin dediler. Sonra ikisi kendi arasında kavga ettiler. Gene bana bir şey gösteremediler. <laughs> Çünkü onlar da anlaşamıyordu. Çok tatlılardı. Aa, asla anlaşamazdı. Yani kavga eder. Sonra beraber işte yukarı çıkıp yemek yer. Yemekten sonra da böyle uyuyakalırlardı beraber. Çok komik bir ikiliydik. Bir, iki. birlikte mi çalışırlardı? Yok Peki. birlikte farklı. çalışamadılar. Ha. Birlikte çalışmayı denemişler. Hmm. Zaten onlar birlikte olsalarmış Türkiye'de alt üst ederlermiş fotoğraf konusunda. Üç kardeş. Çünkü bu, amcam Almanya'dan ee, Almanya'nın en zor kazananlar e, fotoğraf okulunu kazanmış. Orada burslu gitmiş. Onu öğrenmiş. Sanayi reklam vesaire. Renkli fotoğrafçının yeni dönemi. Daha evet. Siyah beyaz fotoğraf da renkli yeni geçiliyor. E, babam zaten burada iyi bir çevre yapmış. Stüdyosunu kurmuş falan. Tam böyle birleşecek gibi oluyorlar. Bir de bir küçük amcam daha var. E, o da Almanya'da büyüyor. Ondan sonra anlaşamıyorlar. Onlar diyorlar ki herkes zaten Ankara derdi. Üç kardeş bir anlaşsaydı biz hiçbirimiz fotoğrafçılık yapamazdık. Her şeyle ele geçirirlerdi diyorlar. Ama asla anlaşamamışlardı. Peki e... Sen tabii farklı bir yola gittin değil mi? Bir noktadan sonra yani Ankara'da e, biraz kendi stüdyonu kuruyorsun. Evet. Değil mi? Babandan ayrılıyorsun. Yani babamla çalıştık tam hı. dijital işte. Onlar zaten hı. biz genç olarak o stüdyoyu bir dijital bir laboratuvar ve dijital bir fotoğraf stüdyosuna çevirdik. Hani her şey analogtu. Ağır zorlar kalktı yerine bilgisayarlar geldi falan. Ondan sonra onu hallettik. Her şey çözüldü. Ekibi de kurduk. Sonra beni kovdu. <laughs> Niye? dedi git kendi stüdyonu aç. <laughs> ben zannediyorum ki burası benim stüdyom. o <laughs> zaten <laughs> <laughs> benim stüdyom da Hayır dedi burası benim stüdyom. Bak dedi vergili olsun gösterdi. Git dedi kendi ver vergilerini çıkartıp şey yap. Kendimi Ankara'da Sakarya'da SSK, SSK vardır ya. Onu karşısında böyle bir kebapçının üstünde bir katta böyle küçücük bir yerde tek başıma buldum böyle bir anda. Babanın hazır şeyin. Tabii kocaman <laughs> dev. Adı da stüdyo büyüktür o stüdyonun bu arada. O kadar büyük bir stüdyo Ankara ki. Ankaralılar bilir bu herkes arada. Bilir. Tabii. Herkes bilir. Ankara'da yaşayan herkes mutlaka orada bir vesikalık fotoğraf çektirmiş veya bir şey yaptırmıştır yani fotoğrafla ilgili. Çok eski çünkü. Ee, ve yani kendimi buldum orada ve aslında o kadar bana büyük bir ilk yapmış ki. E çünkü ben hep akşamları böyle deneme çekimlerini biraz daha sanatsal işleri falan hep gizli gizli yapıyordum. Hani babam gittikten sonra kepenkleri indirip işte arkadaşlarım bir şeyler çekiyordum falan. O, o iş legalleşti artık. Hmm. Hani gizli bir şey veya bir suçtan çıktı o. Suç değildi artık o fotoğraf çekmek kendim. <laughs> Yakalandın mı hiç o böyle değişik? Yakalanmamak için kamera şey. kamera yerleştirmiştim girişlere falan. Altta da ekran var böyle görüyoruz hep. O takipte. Hemen şişeler falan saklanıyor. <laughs> Baba geldi zaman. <laughs> çok tatlandığımız var ya o döneme dair. Sonra kendi stüdyomu açınca bu sefer yandaki daireyi de tutmak zorunda kaldım. Çünkü bir tarafta karnımı doyurmak için çektiğim fotoğraflar, işte mezuniyet fotoğrafları, sünnet, düğün, vesikalık bilmem ne aklına geliyorsa. Öbür tarafta da yan dairede de benim Hacettepe'den işte e, heykel bölümünden arkadaşlarım gibi dekor yaparlar. Ondan sonra akşamları işte Andy Warhol'un Factory'si gibi böyle. E, bir sürü işte opera baleden dansçı arkadaşımız gelir. Balerinler, baletler, ...operadan kostümler, oradan kostümler, Hacettepe'den şeyler, plastik makyajlar, normal makyajlar... ...böyle bir çalışan şey oluyordu, bir sistem oluyordu ve biz acayip fotoğraflar ürettik o dönemde. Yani ondan bir kitap bile yaptım biliyorsun, 30, evet. 30 isimli kitabımı. Zaten, Hatta bu yarışmada da biliyorsun ödül olarak vereceğiz zaten. Evet e, bugün şey olmasaydı e, aksilik olmasaydı o kitabı da buradan gösterecektik e, ödülü değil mi? Evet, kitap Aslında. zaten Google Ads'ın evet. görecekler benim zaten kitabım. Şeyde, zaten Instagram çıkalı bayağı farklılsın. oldu bu arada kitap. Evet. Yani 10 yıl geçmiştir sevgili Yekta Kopan editörü. Evet. E, sonra... Yani işte o Ankara'daki o... Bir kere o, sanatsal tarafa hani yönle, yönlendiriyor tabii. seni İlhan, hayat diyelim veya senin yani. merakın. Ben mesela hiç selebitti fotoğraf falan çekmek falan öyle bir şey akmıyor, yoktu yani. Hı. Ama yani o, o şimdi zaten şimdi ekrana da geliyor Hı -hı. Ee, kimlerin Yok, dediğim, kimlerin... <laughs> şimdi bir kere şu, şu anda ekranda tam arkamda bol da şey evet. var. Ozzy Osbourne evet. şimdi evet. E, yani rak meraklıları bilir ee, dünyaca çok çok ünlü bir rak grubu e, bu. Evet, bir sana olsun. nasıl sen onların fotoğrafını çektin nasıl oluyor? Öyle yani? çok var. Yani... Kimler e, var? Metallica var, Slayer var, Pati Şakas var, Fransızca. Emma Chaplin var, ondan sonra ne da... Ne fotoğrafını Dara çekiyor? Fabian. Nesini Pat, e, çekiyorsun? Pati Best Of'unu kapağını çektim. Artı o çıkan kitabı, otobiyografisini... Albüm kapaklarını çekiyorsun. Albüm kapakları artı otobiyografisini kapağı da benim. Hmm. Pati Şakas'ın. Ozzy bir Lady Diary albüm var, onun kapağı benim. İşte Emma Şabdin Dünya promo fotoğrafları, Apokaliptika'nın Dünya promo fotoğrafları. Nasıl bir buldular sene. seni böyle? Ee, şey çok ilginç oldu. Fransız şarkıcı kadınlarla ilgili mesele farklı. Bu Amerikalı Los Angeles'lı hmm. şeyle, rockçılarla ilgili biraz daha farklı. Şimdi Amerika'dakileri buraya geldikleri zaman yakaladım hep. Ama bir süre sonra aralarından bazıları biz de çalışmak istiyoruz dediler. Öyle tatlı şeyler oldu hmm. yani. Öbür tarafta da Fransızlar da şöyle bir şey oldu. Ben Patrik kassı çektikten sonra, e, pardon ilk Emma Şabdin çektim. En, en baş yaptığımdan sonra pat, buraya konsere geldiklerinde işte. sonra patişe kas çektim. Sonra o kadar beğendi ki o fotoğrafı kapak yaptı. Sonra bunları görünce Lara Fabian geldiğinde illa benimle çalışmak istedi. Lara Fabian'la da özel bir çalışma yaptık. Zorla'da bir stüdyo kurduk. Ondan sonra da bayağı fotoğraf çektik. Orada çekti. konser yaptı. Yani böyle o ilerliyor. Aslında çok daha... Ve tabii bizim ünlülerimiz de var. Burada gene ekrana canım. geliyor. Herkes ee, Şu anda seçemedim. O şey yetkinlik Ha yetkin evet yetkin dikinciler var. Şener Şen var. Rutkay Aziz A Aydın abim şimdi var. Şimdi Aydın abi şimdi Aydın Boysan evet onu şimdi gördük. Aydın Boysan senin için çok, çok. E, önemli e, senin için çok önemli çok. bir yeri olan çok e, sevdiğin biriydi. O da seni çok seviyordu. Hı. Böyle baba oğul gibiydiniz belki. Tabii. Tabii. Yok Mustafa'la böyle baba Mustafa, oğul gibiydim. Baba, <laughs> tamam. Aydın Aydın Boysan'la arkadaş gibiydim. Çok ilginç değil mi? Zaten Aydın evet. abi Aydın abi derdim. Mustafa Bıra Mustafa Baba derim. Yani o çok acayiptir. Bizim Aydın abi yaşlarımız daha yakında. <laughs> şey olarak kafalarınız var. <laughs> Mustafa Bıra bizim abimizdi. Evet. evet, <laughs> evet siz böyle e, hatırlıyorum çok da güzel bir program yapmıştınız. Çete evet. oydu yani. E, ya şey çok güzel tabii. Onun yani. da fotoğrafları. Aydın abi, yani. Çok... ondan sonra Mustafa Alabora, Mustafa Baba ondan sonra işte e, bir dönem işte tabii Halil abi var Halil Ergün ondan sonra Haldun abi her zaman var Haldun Dorman, işte Rutkaya var Rutkay Eziz, İlber Ortaylı Ara Hoca. Yani bu insanlar da yani böyle bir Peki, zaman yerini geçirmek geçirme çok şey. Peki sen şimdi normal bir fotoğraf çekmiyorsun değil mi? Değişik bir şey yani yeri şey aslında aslında yeri geldiğinde e, normal normalde fotoğraf da çekiyorum ama o fotoğrafın da ışığına çok tabi itina ediyorum. Hı. Ben de mesela hep ışık aslında. Hı. Hem ışık hem de mesela ben biz, diyorum, bir bir konsept fotoğraf çekeceğim, çekeceğim zaman onu mış gibi çekmiyorum. Hani insan karşı taraftakiye baktığı zaman e, ona biraz gerçeklik hissinin geçmesi lazım. Hani karşıdakinin bakışı, çektiğin fotoğraf, fotoğrafın ışığı. Geldi ya yani bizde her şey mış gibi yapılıyor ya. Hı. Hani mış gibi olmasın. Hı. Hani, mış gibi bir nasıl elde ediliyor öyle gerçek bir şey e, çok itina ederek ondan hmm. sonra onu çok düzgün bir şekilde anlatarak işte hmm. senin vücut dilin nasıl bir adam olduğunu her şey fotoğraf çok acayip bir şey öyle hani mi? şeyle bitmiyor yani öyle hani iyi fotoğraf çekmeyi bilerek konuyu bitiremiyorsun yani e, senin işte sosyolojik durumun psikolojik durumun ondan sonra işte konumun topluma toplumdaki konumun konumlandırdığının yer, karakterin ondan sonra yani Ondan sonra bunlardan sonra işte bilgin, daha önce çektiğin fotoğraflar, arşivin falan bunların hepsi hepsi şey. Hepsi önemli ve hepsi birleştiği zaman oluyor yani o. Evet. Şimdi e, bu yarışmaya geri dönelim. dönelim. Yarışmaya dönelim. Şimdi e, burada e, fotoğraf meraklısı tabii Birçok insan var artık cep telefonlarıyla da fotoğraf çekilebildiği için bir evet. güzel bir merakta tabii herkes. Bir de tabii, tabii, tabii. anı ölümsüzleştirmek gerçek fotoğraf gerçekten fotoğrafla mümkün. şimdi buradan bu yarışmaya katılmak isteyenlere iyi bir fotoğrafı tarif eder misin? Nelere dikkat edilir? işte ışığı, şu su, bu su, tema seçerken belki buradan biraz da ipucu verirsin küçük böyle yani bir. <laughs> Bununla ilgili mobil workshop şeylerimiz var burada. Yani cep telefonuyla bile nasıl iyi fotoğraf çekildi atölyelerimiz de var. Öyle mi? Yani Atölye... onlardan böyle ufak tefek bir, bir şey anlatayım. Bunlar iki saat sürüyor bu arada atölyeler de. Yani aslında şöyle bir şey hep şunu söylüyorum. Ee, i̇nsanlar fotoğraf çekerken biraz daha dikkatli bakmalılar artık. Hı. Yani, e, Neye çok, dikkatli çok bakması kolay, lazım? Etraflarına. Hı hı. Hani e, bir çi, telefonu çıkartıp çat fotoğraf çekme refleksi geldi. Ama tekrar hızlıca da ceplerine koyuyorlar telefonu. Yani o tam o refleksin gelmesi iyi ama tekrar geri girmesi cebe kötü bir refleks. Hmm. Fotoğraf çıkarttıktan sonra cihazı biraz sağına sonuna bakman lazım. Hani burada parçalı ışık mı var? Burada işte atıyorum gölge uzadı? Bir tane kuş, kuş mu geçti? Gökyüzü bu hafta daha bulutlar daha mı güzel? Işık bana ters mi düz mü gibi böyle şeyleri biraz daha erdelemeli lazım. Bir de lütfen böyle kaldırıp böyle göz hizasından fotoğraf çekmesinler. Bu küçücük bir cihaz bu. Bunu şuraya bile aldığın zaman başka ne bir de, şey. yok. ne demek o? Yani bu kamera. Ha es göz hizasında aslında. Şöyle kal çekiyor. Kaldırıp şöyle çekiyorsun. Hmm. Çekiyor ya. Şöyle bakıp hmm. çekiyor ya. Yani herkesin fotoğrafı aynı perspektifte. Niye ne hmm. gerek var? Eskiden mesela tam kocaman fotoğraf makineleri bilmem yatmak kalkmak çok zordu. Ama sen bu cihazı böyle alıp şuraya indirebiliyorsun eline. şu şu hareket. Veya birazcık çöküp çekebiliyorsun veya şöyle yukarı kaldırabiliyorsun. Böyle böyle bir alanım var. Neden seni böyle bir kocaman bir alanın varken tutup şu kadar bir yere sıkıştırıyorsun ki sen fotoğrafı? Belki biraz burasına geldiği zaman başka bir şey olacak. Biraz burasına, mesela insanların burnu bir tarafa doğru eğridir, Onun tersi iyi fotoğraf verir mesela. Hmm. Anladın mı? Ba bu bu ha. Güzel. Tamam, ben bunu... Fotoğraf çektirecek olanlar için de evet. iyi bir tuyunu. Eyle ama. olan tarafı ters. İyi fotoğraf. Ben mesela hmm. şu anda senin programın olduğu için burada oturuyorum. Normalde benim programım olsaydı ben orada oturacaktım. Veya ne? şurada oturacaktım. Veya orada oturacaktım. Evet. Çünkü benim e, suldum iyi. Söyleseydin. Yok canım. Problem. Kendi programımda takıyorum onu ama bak <laughs> konuk olunca ben takmıyorum. Bakayım ben bakayım burnuma eğri eğriyorum. İlk <laughs> senin programlar, programlar müdürlüğü yaptığında, de programa başladığımda ilk yaptığım şey, e, sen, sen bile belki bunu bilmiyorsundur. Orada kendi önce ilk kamerayı yerleştirip Kendi resmimi yaptırdım orada ben. Tabii kamera, aşı, kamera yüksekliği, açım bilmem ne. Dedim ki lütfen böyle devam edelim hayatımız boyunca. Sonra da biliyorsun <laughs> ışık yaptık. Evet Aynen. doğru. Sonra da sağ olsun ışık ekibiyle girdik. Programın ışığını yaptık. Onların notlarını aldık. Tamam biz tamamız. sonra biliyorsun hep öyle devam hep etti. Hep aynı evet. O yüzden de yani bu tarz şeyler çok önemlidir. Yani e, ya şöyle bir şey anlatayım. Mesela benim köpeğim siyah bir labrador. Siyah köpeklerin fotoğrafını çekmek çok zordur yani. Hmm. Çekersin fotoğrafı. Birazcık hava böyle şey olsun, kapalı olsun. Sadece iki göz. tane göz böyle. Hı. Ondan sonra bir, bir ben iki tane köpeğin fotoğrafını koydum. Gün dışarıda çekilmiş. Böyle dediler ki yani sen fotoğrafçısın tabi Acayip cihazlar var elinde falan. Halbuki var ki benim şu an cebimdeki telefon baya alakası normal. Herkesin kullandığında daha bile eskidir yani. Ee, ya dedim ki arkadaşlar ben parka gittim. Ondan sonra köpek e, banka çıktı. Sonra şu karşıdaki köşedeki pen, pencereden tam gün başım batımı 17.53'te dedim bir ışık yansıdı köpeğe ve kontur bir ışık yaptı onun etrafında. Hani ve ben de onu gördüm ama köpek ondan sonra fırladı gitti. Ee, sonra ne yaptım? Telefonum alarm kurdum. 17.53'te fotoğraf çekti. Onda 53'ten işte yarım saat öncesine. Ha işte dedim o aynı saatte oraya gittim. Bu sefer hazırlıklıydım. Köpek için işte şeye getirdim ödül maması. Yanımda telefonum. Ondan sonra köpeği çıkarttım. Dua ediyorum. O, te, o evde oturan kimse o Çalıştı. şey pencereyi açmasın. Çalıştı. Pencere açsa gene evet. çekemeyeceğiz. Penceresi kapalıydı. Köpek geçti. Şık 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 5 dakikada 30 tane 40 tane fotoğraf çektim ve harika fotoğrafları oldu. Ama bu şeyle alakası yok ki benim muhteşem bir fotoğrafçı olduğum anlamına gelmiyor bu. Bu benim sadece meraklı ve dikkatli olmamla alakalı bir şey. Yani her, her zaman her yerde değişik güzel ışıklar görebiliriz. Biraz, Işık çok önemli. Çok, yani. Fotoğrafın kelime anlamı zaten Latince photon, photon geliyor biliyorsun, ışık demek. E, Grafi de Yunanca çizmek yani ışıkla betim demek, ışıkla çizmek anlamına gelir. Kelime anlamında bile ışık var fotoğrafın. Düşün. Evet. evet ha, çok bak, babacığım güzel. Bak çıktı. Evet. Şimdi Ahmet Turgut, e, Ahmet Turgut ve e, neydi babalar ve çocukları evet. yarışması, fotoğraf yarışması. Katılmak isteyenler. E, ne zamana kadar katılacaklar? 7 Şubat'a kadar katılabilirler Hı. yarışmaya. Ondan sonra 7 Şubat'ın etibinde zaten seçici kurul hızlı bir şekilde karar veriyor. Onların kendi güzel bir seçici kurulları da var İyi fotoğrafçılardan oluşan. Bir de ben bir fotoğraf seçeceğim. Hı. O seçtiğim fotoğrafı da Mehmet Uruk'da özel ödülü bir imzalı kitabımı bir de imzalı baskı bir, bir arşivinden bir fotoğrafımı edileceğim edeceğim kendisine. Çok güzel. Peki şu baba oğul ilişkisi sadece mesleki açıdan değil de nasıl bir ilişkiniz vardı? Çok benziyorsunuz bir kere. Aynen. Ee, ee, o bu fotoğrafı bak o vardı ya makinaların posteri. Bu falan. amca galiba. Bu babam bu da babam. Ha baba mı evet. ha tamam. O, son halleri bu. Ee, ha, şimdi o, bu çok müthiş bir fotoğraf. Evet. Şimdi arkamda olan fotoğraf. Yarısı baban çok, yarısı sen. Evet, bu da gençliği bak ne kadar benziyorsun. Evet. Saçlar. E ya şimdi benim babamla olan ilişkim aslında e ilk başlarda tabii hani bir patron çırak ilişkisiydi. Yani, Hı -hı. Tamam bir belli bir yaşa kadar tabii ki yani biz ilk okula giderken hep hatırlıyorum ben. ...ballara, kaymakları sürüp zorla yedirirdi bize eliyle. Onlar onlar okey tamam çok iyi baktı bize çok se severek büyüttü. Ama hani bir yerden sonra sen babanın yanında çalışmaya başladığın anda çok sertti çünkü şeyde. Hani iş konusunda hmm. ben de biraz öyleydimdir aslında yani bir şey aksamayacak yani benim hmm. işimde. Ondan çok o da şeker gibidir ama aksadığı her şey yanıyor yani ortalık bir felaket bir hale geliyor... Neyse hep böyle bir şey oldu. Çünkü eve girdiğimiz zaman bana böyle iyi davrandığı zaman oğlum şunu getir bilmem ne güldüğü zaman falan ben böyle garip şey O hep şey derdi. Orada ben senin patronum burada babanım. Hep bu diyalog geçerdi aramızda. Ondan sonra neyse böyle işte askere gidip gelene kadar hatta o beni askerde ziyarete geldi. Kadıköy'de ben onu iskeleden aldım. Ondan sonra orada ilk defa böyle bir artık kol kola girip bu şeyi hissettik yani. B birbirimizi hmm. çok özlemişiz. Hani böyle böyle bir gittik bir yemek yemeye doğru yürüdük yani orada. Ondan sonra zaten şeyimiz daha da farklı oldu bizim. Ama Eş. 20 yaşına kadar hep böyle bir patron şeyi vardı. Ee, e sonra zaten askerden sonra da ben kendi işimi vesaire kurduktan sonra e bir de hele ki İstanbul'a geldikten sonra e, onu çok keyiflendirici şeyler yaptım düşünüyorum. Hı. Hani benim yani Mutluydu işte yani. Hani tabii düşünsene ki, senin de aynı mesleği yapan bir oğlum var. O yani her açtığın gazetede adamın bir sergi haberini, bir başka bir haberini görüyorsun. Yaptığı televizyon programlarını izliyorsun. Ondan sonra katıldığı işte etkinlikleri görüyorsun. Sen onun neyini özlüyorsun en çok? Ben onu en çok e, her, günü ha, Çünkü her gün aramayı özlüyorum. Her gün konuşuyorduk. Her gün. Yani bazen böyle birbirimize numara yapardık. Ben onu özellikle bir gün aramazdım. O beni arardı ne oldu iyi misin Yaramadın derdi. O da beni bazen aramazdı. Bir arada şöyle şeyler vardı. İstanbul'da Işık olduğunda gelirdi mesela. Ben Ankara'ya gelip mesela çok hızlı dönmem gerekiyor. Otlu'da bir seminerim var ama artı da çekimim var. Otta gidiyorum, seminerimi veriyorum. Orada işte hocalarla bir şeyler yiyorum. Ondan sonra otlu bıçağa geri dönüyorum. Babama uğrayamıyorum. O şey yapıyordu bana. Sen bana gelmediğin için ben de sana gelmedim. İstanbul'a gidip bana uğramıyordum. Işte. <laughs> <Çok gülüyor> Öyle şeylerimiz vardı. Ama dediğim gibi yani mesela ben yani hiç ihtiyacım olmadığı halde ona... Sürekli ona update ediyordum yani güncelliyordum. Sürekli işte bak bu oldu bunu çektim bugün bu oldu işte falan bugün aç bak şu gazetede röportajım var işte şunu izlesene baba bilmem ne falan diye böyle bir yani gerçekten o bu ben yani İstanbul'da gerçekten 2007'den bugün yani bu 2020'ye kadarki sürede 13 senelik sürede e, çok yüzünü güldürdüğümü düşünüyorum yani İyi, evet. çok güzel ne evet. mutlu sana ne evet, mutlu bana tabii evet. ki, evet. Tabii ki. Ve sen de şimdi bu yarışmayla babanın ismini de böyle evet. ölümsüzleştireceksin tabii. bu da çok güzel bir şey ee, şimdi